SGK'dan erken emeklilik müjdesi, 45 meslek grubuna yıpranma payı. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, tarafından yapılan açıklamaya göre, 45 meslek grubuna erken emeklilik için yıpranma payı hakkı tanındı. Güncellenen listeyle, tehlikeli ve zor çalışma şartlarına sahip mesleklerde çalışanlar erken emeklilik imkanından faydalanabilecek. Bu kapsamda ek prim günleri kazanarak emeklilik yaşını düşürme fırsatı sunuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, tarafından yapılan açıklamaya göre, 45 meslek grubuna erken emeklilik için yıpranma payı hakkı tanındı. Güncellenen listeyle, tehlikeli ve zor çalışma şartlarına sahip mesleklerde çalışanlar erken emeklilik imkanından faydalanabilecek. Bu kapsamda ek prim günleri kazanarak emeklilik yaşını düşürme fırsatı sunuluyor. Erken emeklilik imkanı tanınan meslekler SGK, çalışma şartları nedeniyle fiziksel ve psikolojik yıpranmaya maruz kalan meslek gruplarına bu hakkı genişletti. İşte yıpranma payı alacak bazı meslekler. Madenciler, yeraltı çalışanları. Askerler, subay, az as subay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler. Polisler ve MIT mensupları. Radyoloji teknisyenleri ve diğer sağlık çalışanları. Gazeteciler ve basın çalışanları. İtfaiyeciler. Demir ve çelik fabrikası çalışanları. Cıva üretim tesislerinde çalışanlar. Kurşun ve arsenik işleriyle uğraşanlar. Cam fabrikası ve atölye çalışanları. Çimento fabrikası çalışanları. Cezaevi ve infaz kurumu personeli. Bu mesleklerin dışında SGK'nın resmi internet sitesinde toplamda 45 meslek grubunun yer aldığı tam listeye ulaşabilirsiniz. Yıpranma payı nedir? Yıpranma payı, zor ve tehlikeli işlerde çalışan kişilerin işlerinden kaynaklanan yıpranmaları nedeniyle daha erken emekli olabilmesini sağlayan bir sistemdir. SGK tarafından belirlenen meslek gruplarında çalışanlar her 360 günlük çalışma süresi için ek prim günleri kazanır. Bu ek prim günleri hizmet sürelerine eklenir ve emeklilik yaşını düşürmeye yardımcı olur. Hangi işler yıpranma payı alabilir? Yıpranma payı, yüksek riskli işlerde çalışan kişilere yönelik uygulanır. Örneğin, madenciler, radyoloji teknisyenleri ve gazeteciler bu haktan faydalanabilir. Eklenen prim günleri Mesleklerin risk derecesine göre değişiklik gösterir ve 60 ila 180 gün arasında ek hizmet süresi kazandırır.